Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 75, the ünitesinin, the konusunun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Children, the children, çocuklar ve özellikle spesifik çocuklardan bahsederken the ifadesini nasıl kullandığımızı göreceğiz. When we are talking about things or people in general, we do not use the. Yani genel olarak insanlardan ve nesnelerden bahsederken the ifadesini kullanmayız. Örneklerimize daha detaylı görmeye çalışalım şimdi. I am afraid of dogs. Köpeklerden korkarım. Yani the dogs demeyiz. Çünkü köpekler genel olarak tanımlanıyor burada. Dogs eşittir. Dogs in general, yani genelde köpekler. Not a specific group of dogs. Yani spesifik bir grup köpekten bahsetmiyoruz. Köpeklerden genel olarak bahsediyoruz demektir buradaki dogs ifadesiydi. Doctors are usually paid more than teachers. Yani doktorlar genellikle öğretmenlerden daha fazla para ödenir. Yani daha fazla maaş alır. Do you know anybody who collects stamps? Pul toplayan, pul koleksiyonu yapan herhangi birisini tanıyor musun? Life has changed a lot in the last 30 years. Yani yaşam son 30 yılda çok değişti. Do you like classical music, Chinese food, fast cars? Klasik müzikten, Çin yemeklerinden ve yarış arabalarından hoşlanır mısın? My favorite sport is football, skiing, athletics. Yani benim favori sporum futbol, kayak ve atletizmdir. My favorite subject at school was history, physics, English. Benim favori konum okulda, yani konu derken buradaki dersi kastediyor, tarih, fizik ve İngilizcedir. Şimdi arkadaşlar, the olmadan bu ifadeleri nasıl kullandığımızı görmeye çalıştık ve onları inceledik. We say most people, most shops, most big cities gibi ifadesini, bunun başında the olmadan, çoğu insan, çoğu dükkan, çoğu büyük şehirler gibi ifadeleri nasıl kullanıldığını bir örneklerle bakalım. Most shops accept credit cards. Yani çoğu dükkanlar ne yaparmış arkadaşlar? Credit card kullanılmış, kabul edermiş. We use the when we mean specific things or people. Yani spesifik şeyler, nesnelerden ve insanlardan bahsederken the ifadesini kullanırız. In general, without the. Yani genellikle the olmadan kullanılan ifadeye bakacağımız zaman, genel anlamda kullanıldığımız zaman the olmadan nasıl kullanıyoruz onu göreceğiz. Bir de specific people or things, yani spesifik insanlar ve nesnelerden bahsederken the'yi nasıl kullanıyoruz onu göreceğiz. Solda the olmadan, sağda da the olarak. Children learn from playing. Yani çocuklar oyunla öğrenir. Children in general, yani genel anlamda children, çocuklar ifadesinden bahsederken the'ı kullanmadık gördüğünüz gibi. We took the children, yani sağdaki cümleye odaklanıyoruz şimdi. We took the children to the zoo. Biz çocukları neye götürdük? Hayvanat bahçesine götürdük. Burada children, a specific group, yani spesifik bir gruptan bahsediyoruz. Perhaps the speaker's children. Belki de konuşanın çocuklarıdır. Ya bir öğretmen sınıftaki çocuklarını götürüyor ya da kendi öz çocuklarını götüren bir anneden bahsediyor veya ebeveyninden bahsediyor. Tekrar ikinci örneğimize odaklanalım. I couldn't live without music. Ben müzik olmadan yaşayamam. Müziği genel anlamda söyledi. Şimdi yandaki dığlı cümleye bakalım. The film wasn't very good. Film güzel değildi. But I liked the music. Fakat müzikten hoşlandım. Yani filmdeki müzikten hoşlandığı için the music in the film şeklinde düşünebileceğimiz için burada the ile beraber kullandı bu ifadeyi. All cars have wheels. Her şeyin, arabanın tekerleği vardır. Genel anlamda arabalardan bahsetti. All the cars in this park belong to the belong to people who work here.
Bu araba park yerindeki bütün arabalar burada çalışanlara aittir. Yani the cars in this car park, yani bu park alanındaki arabalara spesifik olarak odaklandığı için, genel anlamda bahsetmediği için, bu arabaların da burada çalışanlara ait olduğu için belirli arabalardan bahsettiği ve bu nedenle de the ifadesini kullandı. Sugar isn't very good for you. Şeker senin için iyi değil. Can you pass the sugar please? Şekeri uzatabilir misin lütfen? Yani elimle işaret ettiğim şekeri uzatabilir misin anlamında söylediği için ve the sugar on the table, yani şu masadaki şekerden bahsettiği için the olarak kullandım. English people drink a lot of tea. İngilizler çok çay içerler. English people in general, yani genel anlamda İngiliz insanlarından bahsettiği için. The English people I know drink a lot of tea. Yani benim bildiğim İngilizler çok çay içer. Only the English people I know. Yani sadece bildiğim İngiliz insanlar. Not English people in general. Yani genel anlamdaki İngilizler değil. Benim bildiğim, benim tanıdığım, benim dostum olan İngilizlerden bahsettiği için the English people olarak bahsetti. The difference between something in general and something specific is not always very clear. Yani bazen genel anlamdaki bir şey veya spesifik anlamdaki bir şey her zaman açık bir şekilde farkı belli olmayabilir diyor. Şimdi bu örnekleri şöyle anlamaya çalışalım. Sol tarafta gene the olmadan, sağ tarafta da spesifik ifadelerden bahsedildiği için the'nın olduğu cümleleri inceleyelim. Solda I like working with people. Ben insanlarla çalışmayı severim. İnsanlarla çalışmaktan hoşlanırım. People in general, yani genel anlamda insanlardan bahsediyor. Yani burada sosyalim demek istiyor yani. Yani yalnız başıma çalışmaktan hoşlanmam demek istiyor. Sonra sağ tarafa bakıyoruz. I like the people I work with. Ama çalıştığım insanlardan bahsederken, burada çalıştığım insanlardan hoşlanırım derken, benim çalıştığım insanlar olduğu için, spesifik bir grup insandan bahsettiği için the'yı mutlaka kullandı. Yani burada ayırmakta zorlanabilirsiniz ama spesifik bir şekilde söylediğiniz için de benim çalıştığım insanlarla iyiyim, yani benim ofis arkadaşlarımla memnunum demek istiyor yani aslında. I like working with people, solda çalışıyoruz şu anda. People who say what they think. Yani ne düşündüğünü söyleyen insanlarla genel olarak çalışmaktan hoşlanırım. Not all people, bütün insanlar değil. Yani kim olursa olsun diyor. Benim ofisimde çalışanlardan bahsetmiyor. Genel olarak düşüncesini söyleyen insanlarla çalışmaktan hoşlanırım diyor. But people who say what they think is still a general idea. Yani hala bu ifade genel bir ifade. Çünkü bir alanda toplanan insanlardan bahsetmiyor. Genel anlamda. Mesela mitingde olan insanlardan değil, toplantıda olan insanlardan değil, sınıfında olan insanlardan değil, okulunda olan insanlardan değil. Genel anlamda bütün insanları kastederek düşüncesini söyleyen bütün insanlardan bahsettiği için burada the'yı kullanmadı. Ama tabii siz bunu odaklanıp beyninizi zorlamayın arkadaşlar. Bunlar zamanla zaten oturacak ifadelerdir. Açıklama nedeniyle de ben mümkün olduğu kadar anlamanızı sağlayacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama siz the var yok. Böyle bir geçin. Bir zaman sonra göreceksiniz ki o otomatik oturacak yani. Do you like coffee? Kahveden hoşlanır mısın? Genel anlamda kahveden bahsettiği için the'ı kullanmadı. Sonra Do you like strong black coffee? Yani sert kahveden hoşlanır mısın? Not all coffee. Bütün kahvelerden bahsetmiyor. But strong black coffee. Fakat koyu ve kuvvetli kahvelerden bahsediyor. Bu da genel anlamda söylediği için spesifik önündeki bir kahveden bahsetmediği için onu genel anlamda söylemiş oldu. The'ı kullanmadı yani. Sonra sağdaki cümleye bakıyoruz. The coffee we had after dinner wasn't very good. Zaten aldığımız kahveden bahsettiği için, yani içtiğimiz yemekten sonra içtiğimiz kahveden bahsettiği için, o içtiğimiz yemekten sonraki kahve ne diyor? İyi değildi diyor. Bu şekilde spesifik bir kahveden
yemekten sonra hemen içtiğimiz kahve bizim kahvemizden bahsettiği için başına the ifadesini kullandı arkadaşlar. O nedenle the'yi kullandı yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi the ifadesini mümkün olduğu kadar böyle detaylarla öğrenmeye çalışıyoruz. Yani bunları dediğim gibi ezbere çekmeyeceğiz. Okuduğumuz zaman filmlerde, şarkılarda, birçok alanda gördüğümüz zaman daha iyi oturacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.